Erkek Kazaklar da ön tarafta. O da kadın. Ver onu. O an yaşanını da anlatılmaz. O kadar zor ki ne? Ne bileyim, Allah kimsenin başına vermesin. Dün ilk defa geldim. Kızım var burada. Kızım, damadım çok ısrar etti. Kızım burada çalıştığı için. Anne, ben gelemem ama dedi, hani sen kardeşlerimi de topla gel. Buraya geldik. Yaklaşık 15 günden beri de buradayız. Allah razı olsun. Çok her şeylerini karşılıyorlar. Deprem mağdurlarının her şeylerini karşılıyorlar. Tamam, şükür, Allah razı olsun. Gerçekten buranın insanları insanlara çok yakın. Hatta ben daha önce yine geldim. Ben kızımın yanında iki sefer geldim buraya Edirne. Sağ olsunlar. İnsanlar yakın ve bizim de değerimizi bilen insanlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha bak, orada koltuğun üzerinde bir sonu gelmiyor. Kırklar eller bu işe gönlünü koydu, yüreğini koydu. Biz küçük bir iliz. Yükte hafif ama pahalı ağır işler yapıyoruz. Bizim ilimizin şu anda vatandaşları el birliğiyle Türkiye'nin deprem bölgesine tırlar dolusu yem, tonlarca kavurma, tonlarca sucuk gönderiyorlar. Balıkçılarımız kendi aralarında paraları toplayıp nakdi olarak yardım yapıyorlar. Gerçekten bizim şu anda il olarak yaptığımız Türkiye'ye örnek olacak bir hareket. Depremin ilk günü işi, yani depremi duyar duymaz, afeti duyar duymaz Sayın Valimizin koordinasyonunda hızlı bir şekilde koordine olduk. Vatandaşımız 1 milyon 200 bin lira afet üzerinden nakit yardım yaptı. Üreticilerimiz, hayvancılarımız, çiftçilerimiz, bitkisel üretim yapan seracılarımız 1 milyon 200 bin lirayı nakit olarak afetin hesabına yatırdılar. Kırklar elinde şu ana kadar biz afet bölgesine, deprem bölgesine 15 tır kesif yem gönderdik. Bunun dışında da benim üreticilerim, küçükbaş üreticilerim, küçükbaş olarak 558 tane hayvan, büyükbaş olarak da 19 tane büyükbaş hayvan bağışladılar. Biz bunları bir kesimhanede kestirip, ondan sonra kavurma haline getirip, bütün afet bölgesinde depremden zarar gören bölgelere eşit bir şekilde paylaştırıp, İnşallah önümüzdeki hafta pazartesi günü teslim etmiş olacağız. Evet, benim Kırklareli'mde iki tane balıkçı barınağım var. Birisi Kıyıköy'de, bir tanesi de İğneada'da, Limanköy'de. Beğendik limanımda, fazla balıkçım yok ama benim balıkçılarım da bizi hemen bu kampanyamıza destek vermek için kendi aralarında hızlı bir şekilde organize olup hızlı bir şekilde o gün avladıkları bütün balıkların satışından elde ettikleri geliri dernek başkanları aracılığıyla postanede AFAD hesabına yatırdılar. Ve makbuzu da bize atmışlar. Tabii makbuzu atmaları ayrı bir incelik ama Allah onlardan da razı olsun. Çünkü el birliğiyle biz ancak bu işin altından kalkarız. Türkiye Devleti, Cumhuriyeti, Milleti, Devleti gerçekten böyle zor zamanlarda bir araya geliyor.